Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kıymetli dostlar, Kanal 42'mizin aziz seyircileri, yine sizlerle Riyazü Salihinden hadis-i şerifleri, konuları işlemeye, okumaya çalışacağız, anlamaya çalışacağız. Sizlerle bunu paylaşacağız inşallah. Bugün yine inşallah cihadın faziletleri konusunu işleyeceğiz. Yani bu konuya devam ediyoruz. 5. haftamız bununla ilgili olarak 5 bölümdür cihadın faziletlerini okuyoruz. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh de 67-70 civarında hadisi burada serdetmiştir, bulmuş, toplamıştır. Riyazü Salihinde en fazla hadisleri bulunduğu konuların belki başında gelmektedir cihadın fazileti konusu. Biz de yine burada bu hadis-i şerifleri sizlerle paylaşmaya, okumaya, anlamaya çalışacağız. Şöyle bir konuyla giriş yapmıştık. Şöyle bitirmiştik daha doğrusu geçen hafta veya buna gelmiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından biri, içinde tatlı su gözesi bulunan, kaynağı bulunan bir dağ yolundan geçmişti. Orayı görünce beğendi. Keşke dedi, ben dedi insanlardan ayrılıp şu dağın, bu pınarın başında bir ev tutsam, bir ev yapsam. Tabi Peygamber Efendimiz'den asla bunu izin almadan yapmam diyor. Burada oturup kalsam diyor. Peygamber Efendimiz'e bu durumu anlattı, gitti anlattı. Ben dedi böyle bir niyetim var. Evi oraya taşıyacağım, oraya ev bark kuracağım diye kendisi bizzat anlattı. Çünkü sahabe efendilerimiz peygamberimizden izin almadan böyle işe kalkışmazlardı. Yaptım oldu anlayışına sahip değillerdi. Bir iş varsa bunun aslını, doğrusunu, yanlışını öğrenmeden, Peygamber Efendimizden o işi yapmak için izin almadan asla ama asla iş yapmazlardı. Peygamber Efendimiz'e sorduğunda, söylediğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona böyle bir şey yapma. Çünkü sizden birinizin Allah yolunda çalışıp gayret sarf etmesi, evinde oturup 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez miydiniz? O halde Allah yolunda cihada çıkın. Kim devenin sağılacağı kadar bir süre Allah yolunda cihad ederse mutlaka cennete gider. Buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Böyle güzellik, ya burası ne kadar güzel, müzevi bir hayat. Burada oturacaksın, namaz, abdest gayet güzel bir şekilde. İnsanlara da karışmayacaksın. Bunu Peygamber Efendimiz tavsiye etmiyor. Bir başka hadis-i şerifinde yine sizler hatırlarsınız. Hatırlamamız gerekiyor. İnsanların arasında bulunup onların eza ve cefalarını çekip onlarla birlikte yaşamak dağ başında yaşamaktan daha evladır diyor. Hani bizim Konya'mızda da var ya, dağda evliya olmak kolay. Asıl insanların şehrin içerisinde evliya olmak kolay. Zor. Onu yapmak önemlidir. Tasavvuf erbabı da bunu da söyledim, sizlerle paylaştım, biliyoruz inşallah. Ne diyordu? Halvet derencümen. Toplumun içerisinde Allah ile beraber olabilmek. Toplumla hemhal oluyor ama gönlü, ruhu, yaptığı işler Allah için. Ticaret yapıyor, hak, hukuk, adalet, İslam ticaretinde. Evleniyor, çoluğuna, çocuğuna muhabbetle, şefkatle yanaşıyor. Onları yetiştirmek için çaba sarf ediyor. Bu Allah'ın rızasına mazhar olmasına sebep oluyor. Ama dağ başına geçtim, orada koyun kuzuyla uğraştım ve kendi halinde bunu pek İslam öngörmüyor. İslam tavsiye etmiyor. Uzleti pek İslam'ın tavsiye ettiğini, kısa süreli itikaf gibi bazen uzletleri İslam tavsiye ediyor. Yine Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah, Allah yolunda cihada denk hangi iş var, bir iş var mıdır diye soruluyor. Peygamberimiz ona denk bir iş bulamazsınız. Ona denk bir iş bulamazsınız. Ona denk bir iş bulamazsınız diye soruyor, cevap veriyor. 3 defa tekrar ettiği rivayet ediliyor. Hatta sahabe efendilerimiz
onun başka bir hani daha hayırlı amel nedir dediğince, mesela en hayırlı amel nedir ya Resulallah, vaktinde kılınan namaz. Daha o başka anneye babaya iyilik yapmak, başka efendim hac etmek. Üç ayrı cevabı veriyor ya Peygamberimiz. Sahabe efendilerimiz belki bunu umarak üç defa soruyorlar. Ne diyorlar? Allah yolunda cihada hangi amel denk olabilir? Ona denk iş bulamazsınız diyor. Her defasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona denk bir iş bulamazsınız cevap veriyor. Daha sonra sorular kesilince, Allah yolunda cihad eden kimsenin benzeri, gündüzleri oruç tutan, kesintisiz, geceleri namaz kılan, Allah'ın ayetlerine hakkıyla itaat eden ve Allah yolunda cihad eden kimse cepheden dönünceye kadar namaza ve oruca hiçbir şekilde ara vermeyen kimsenin benzeridir. Yani o cihada gidecek, dönünceye kadar alnın secdeden kalkmayacak. Oruçlu orucu bırakmayacaksın. Her gün oruçlusun. Her an namazdasın. Her an Kur'an okuyorsun. Her an ayetlerin gereğini yapıyorsun diyor. Yapabilir misiniz? Bakın ya Resulallah, bu buna denk midir diye sorunun cevabı. Oradan sahabiler diyor ki, buna kim denk güç yetirebilir ki? Buna kim güç yetirebilir? Yani bunu hadis kaynaklarımızda görüyoruz. Hiç ara vermeksizin, eksiksiz bir şekilde orucunu tutacak, namazını kılacak, Kur'an okuyacak. Yani ibadetten, taatten hiç ara vermeden, efendim dünyaya dalmadan, bir bakıma mescitten çıkmayacak. Ne zamana kadar? Cihattan dönünceye kadar. Belki o ona denk gelir, denk diyor. Bunu da kimse güç yetiremez diyor. O halde kıymetli dostlar, faziletçe kişiye cenneti kazandırma noktasında en üst seviyedeki ibadet olan cihada, cihat, buna denk bir ibadet yok. Cihada denk bir ibadet yok. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerin tekrar tekrar bu sorularını sormasına rağmen hep aynı örneği vermiştir. Hep aynı cevabı vermiştir. Bizzat sahabe efendilerimiz de tabii buna şey yapıyorlar. İtiraf ediyorlar. Buna kimse güç yetiremez diyorlar. Çünkü Allah yolunda cihada çıkan kimse evine dönünceye kadar cihada katılmayan kimsenin hiç ara vermeksizin namaz kılması, oruç tutması, efendim zor işlere girmesi takatinin üstündedir. Ama cihada çıktığında onları yapmış, hatta ondan daha üstün sevabı kazanmış gibi olur. Niye cihat bu kadar üstün tutuluyor? Cihadın bu derece faziletli olmasının, tüm ibadet ve hayırların üstünde olmasının sebebi ne? Dinin, yani İslam'ın dünyanın düzenine bağlı olması. Yani dinin ve dünyanın düzeninin ona bağlı olması. İslam'ın yaşandığı toplumda ve toplumun düzeninde iyilikler olmasını mı istiyorsunuz? O zaman cihad edeceksiniz. Bunların, efendim, dünyanın belli bir düzene sahip olması, belli bir nizama gelmesi için Müslümanların cihad etmesi lazım. Cihad ruhunu taşıması lazım. İslam'ı yeryüzüne yayma, hak ve adalet nizamını yeryüzüne hakim kılma, insanları Allah'ın dinine davet etme, bunun için çaba ve gayret içerisinde bulunma, bütün ibadetlerin üstünde kabul ediliyor. Yalnız şunu aman ha kaçırmayalım kıymetli dostlar. Ben cihad ediyorum, savaşa gidiyorum, namaz yok, şu yok. Hayır. Müslüman tüm ibadetlerle birlikte, kulluğuyla birlikte, vaktinde nitekim Hendek gazvesinde Müslümanlar savaşın en zorlu anında bile ibadeti geciktirmediler. Namaz son ana kaldığı için Müslümanlar münavebeyle, yani nöbetleşerek namaz kıldıkları için Peygamber Efendimiz kardeşlerine lanet ediyor.
ama namazı asla terk etmiyorlar. Veyahut efendim adaleti asla terk etmiyorlar. Yani biz savaşa çıktık, haydi bakalım zulüm. Bir savaşa çıkıyor, evde zulüm başlıyor. Neymiş? Beyefendi cihad ediyor. Hayır. Her yerde düzen devam edecek. Bütün farzlar devam edecek. Demek ki cihadın en üstün kabul edilmesinin sebebini şu şekilde de yorumlayabiliriz. Yani yeniden tekrar edeceğim. Dinin ve dünyanın düzeninin ona bağlı olması. İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak, yani hak ve adalet nizamı olan İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak, yaymak, insanları Allah'ın dinine davet etme faaliyetinin cihat kabul edilmesindendir diyor. Yani sadece kılıçla, silahla yapılan cihada cihat demiyor İslam. O da cihadın bir bölümüdür. Geçen de sohbetlerimizde bahsettik. Davet var, tebliğ var. Emri bil maruf nehy anil münker var. İlahi kelimetullah için tüm gücünle cihad etmek var. Tüm gücünle gayret sarf etmek var. Kıtal var. Yani İslam'ın cihat anlayışının içerisinde Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olabilmesi için yapılan her türlü faaliyete cihat deniyor. Bunlardan biri de kıtaldır. Kıtal olmadığı zaman olmaz. Kıtal gerektiğinde Bedir'e gerekiyordu, çıkıldı. 2 yıl Peygamber Efendimiz müsaade etmedi. Kıymetli dostlar, bu inanç her yaşta, ihtiyar, genç, fark etmiyor. Sahabe efendilerimizin yeryüzünde tamamen cihada çıkmalarını, insanlara İslam'ı anlatma gayretleri, İslam'ı dünyanın öbür ucuna götürme gayretlerini ortaya koymuştur. Sahabe efendilerimize bakıyoruz. Kimi Anadolu'da, kimi Çin'de, kimi efendim Hazar kıyılarında, kimi Rusya'nın içlerine, Kırım'a gitmiş. Bir bakıyoruz Asya'nın içlerine gitmiş Müslümanların. Yani bu sahabe efendilerimizin gitme gayreti, oralardan toprak almak, altın almak, şunu almak, bunu almak, oradan birileriyle evlenmek falan değil. Sadece ve sadece Allah'ın dinini oraya götürerek cihadın sevabını kazanmak, cihat ruhunu oralara taşımaktı. Sahabe efendilerimiz bunu yapmışlar, bu şuura kavuşmuşlardır. Çok ileri yaşlar. Ebu Eyyub el-Ensari'den bahsediyoruz. Nice Ebu Eyyub el-Ensari'ler var. Ebu Zer Gıfari'nin Türkiye'de, Anadolu'da birkaç yerde makamı vardır. Bursa'ya gidiyorsunuz, Ebu Zer Efendimizin Bursa'da Emir Sultan'da makamı var. İstanbul'da Ebu Zer Efendimizin makamı var. Adıyaman'da Ebu Zer Efendimizin makamı var. Bir bakıyoruz Safvan bin Muattal Adıyaman'a gelmiş. Bir bakıyoruz Diyarbakır. Medine'den sonra en fazla sahabenin mezarının olduğu şehirdir. Orada Peygamber Efendimizin ashabının ne işi var o yaşlarına rağmen? Kıbrıs'ta sahabe mezarları var. Peygamber Efendimizin halası var. Hala Sultan diyoruz. Yani bunların derdi seyahat miydi? Ben zannetmiyorum Peygamber Efendimiz Medine'nin dışına şöyle bir gezintiye çıkalım, turistik bir seyahat yapalım. Çıkışlarının her biri bir cihat gayesi. Her biri İslam'ı tebliğ gayesiydi. Her biri bu faaliyetti kıymetli dostlar. İslam'ı öğretmek, oralara yerleşerek güzel örnekler olmak için sahabe efendilerimiz her tarafı dolaşmışlardır. Yani bu Ukaşe bin Samit radıyallahu anh Antep'te gelmiş, en güzel örneklerini oradaki insanlara göstermiş ve orada İslam'ı anlatmış. Yani Alparslan rahmetullahi aleyh Anadolu'ya geldiğinde Anadolu'da Müslüman aileler, kabileler vardı, şehirler vardı. O zamana kadar sahabe döneminden itibaren tabi'in, ondan sonra mutasavvıflar, dervişler Anadolu'yu zaten yol etmişler. Bu ne? Bu gezinti, bu dolaşma sadece ve sadece Allah'ın rızasını cihat ile kazanmanın gayretidir kıymetli dostlar. Bütün bu teşvikler sonucunda hayatı cihatla bütünleştiren, hayatı bir cihattan ibaret gören ecdadımız tüm dünya coğrafyasını gezmişler. Tüm yeryüzü coğrafyasının İslamlaşması için gayret sarf etmişlerdir. Hatta Mehmet Akif merhum, bakınız güzel bir dörtlüğü var. Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu.
Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? Üç kıtada yer yer kanayan şehit izleri şahit. Üç kıtada yer yer kanayan izleri şahit. Dinlenmedi bir gün o büyük şanlı mücahit. Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerine bir bakınız. 8 yıl saltanat sürmüş, 8 ay sarayında kalmamış. 8 yıl yani düşünebiliyor musunuz kıymetli dostlar? Ordusunu gönderdiği gibi kendi de gidiyor. Peygamber Efendimizin 10 yıllık Medine devletini kurduktan sonra yapmış olduğu irili ufaklı cihat faaliyetleri 60'ı aşkın kıymetli dostlar. Biz burada klavyenin başına geçip 3-5 kelam ile cuma tebriği yazarak insanları sosyal alemde birilerini yaftalayarak veyahut da efendim birkaç kelime, birkaç yazı yazarak cihad ettiğimizi zannetmeyelim. Ama yalnız şunu kesinlikle şu şekilde anlamamamız lazım. Bugün cihat belki efendim tozlu alanlarda kılıçla kalkanla değildir. Daha teknolojik silahlarladır. Daha insanlar efendim kapsayıcı silahlar vardır. Bunlarla yapmaktır. Silah olarak öyledir. Ama cihat sadece o değildir. Bugün teknolojiyi efendim sanal alemi, sosyal alem, sosyal medya alemini veyahut da efendim bilimsel alanları sadece ve sadece insanlara iyiyi, doğruyu, hakkı, adaleti, güzeli insanlara götürmek için, insanları bunlara davet etmek için, kısacası İslam'a davet etmek için buralarda mücehhez, yani donanımlı, yeni tabiriyle, eski tabiriyle aslında en güzel tabir o mücehhez, donanımlı yani ve Allah için hizmet aşkıyla yanan nesiller yetiştirmemiz lazım. Çocuğumuzu okula gönderirken kaç kuruş, kaç para kazanacak, iyi para kazanacağı yere gönderelim diye değil. Bu çocuk, bu kızım, bu oğlum Allah için güzel bir şeyler yapsın diye, bir yerlerde bir şeyler yapsın diye çaba sarf etmemiz lazım. Bir anne çocuğunu tohum vermesi için, insanlığa hizmet etmesi için yetiştirdiği yetiştirmesi ayrıdır. Bir anne kindar, insanlıktan değil de nefsini düşünen menfaatçi nesil yetiştirmesi ayrıdır. Tohum derdinde olmayan ağaç kütüktür diyor Necip Fazıl. Cihat tohum derdinde olan insanların oluşturduğu bir harekettir. İnsanlığa iyiliği götürme hareketidir. Hakkı, hakikati, adaleti götürme hareketidir. Çeşitli evrelerde vardır. Böyle bir cihat anlayışından günümüz Müslümanları ne kadar ilgileniyor? Ne kadar uzak? Öyle değil mi? Ne kadar uzağız hem de. İnsanlığın ise cihada ihtiyacı var. Mücahide ihtiyacı var. Mücahitler yetiştirmek zorundayız. Cihad eden insanlar yetiştirmek zorundayız. Hakkı, adaleti götüren insanları yetiştirmek zorundayız. Yeryüzü cihatla hayat bulacaktır. Bu gerçeği kavramamız ve kavradığımız gibi hayata aksettirmemiz lazım. Müslümanların bunu anlaması lazım. Evet, neymiş, nefs terbiyesi yapıyoruz. Nefs terbiyesi yapıyoruz. Kabul. Ama Peygamber Efendimiz küçük cihadı yapmadan nefs terbiyesine geçiş yapmadı. Çünkü Allah yolunda cihad etmesini bilmeyen adam nefs terbiyesinde sünepeleşiyor. Allah yolunda cihad etmeyi öğreteceksin ona. O çocuğumuz, o gencimiz, o hocamız, o alim olacak delikanlımız bunu Allah için yapabilme şuuruna erecek. Nefs terbiyesini bununla bundan sonra öğrenecek. Büyük cihadı öyle geçecek. Biz küçük cihadı bırakıyoruz, ben büyük cihat yapacağım derken maalesef sünepe haline getiriyoruz insanları. Eğer bu cihat ruhuna, cihat şuuruna erse yeryüzü huzur dolacak. Yepyeni, taptaze, huzur ve güveni en üst seviyede elde etmiş, gerçek ilmin cehalete, adaletin zulme, ahlakın süfliliğe, kısacası bütün hayır ve iyiliklerin, güzelliklerin, kötülük ve çirkinliklere galebe çaldığına, üstün geldiğine, insanların mutlu olduğuna şahit olacağız. Bu hadis-i şerifle bunları da sizlere aktarmış olalım. Allah yolunda cihad eden kişinin fazileti. Bakınız Peygamber Efendimiz ne buyuruyor, bakın. İnsanların en hayırlısı hayat anlayışını, en hayırlısı
cümleyi tam okuyayım sizlere. İnsanların en hayırlı geçim yolu tutanlarından biri, insanların en hayırlı geçim yolu tutanlarından biri, Allah yolunda atının dizginine yapışıp onun üzerinde adeta uçan kimselerdir. Düşman geldiğine dair bir ses veya düşman üzerine hücum feryadı işittiğinde, düşman geldiğine dair bir ses veya düşman üzerine hücum feryadı işittiğinde, düşmanın bulunması muhtemel yerlere atının üzerinde uçarcasına saldırıp öldürmeyi ve ölmeyi göze alır. Bir diğeri de bir tepenin başında veya bir vadinin içinde koyuncuklarının arasında namazını kılan, zekatını veren ve kendisine ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet eden kimsedir. İnsanlardan ancak bu şekilde yaşayan kimseler hayırdadır buyuruyor. İnsanların en hayırlı geçim yolu tutanlarından biri. İnsanların en hayırlı geçim yolu, yani hayatını cihatla bezeyen, hayatını cihatla süsleyen kişi veya açıklamasında hadisin sebebi vurudunda da bakacağız veyahut da efendim hadis-i şerifin açıklamasında da görüyoruz. Fitne anında insanların karmaşık olduğunda, Müslümanların bile birbirlerini sıkıntıya soktuğu anda geçici bir süre uzdetten bahsediyor. Kıymetli dostlar, insanların bu dünyadaki hayat tarzları, yaşayışları, hadisi açıklamaya çalışıyorum. Okuyup anlamaya çalışıyorum. Yani inşallah sizlerin kafasında da güzel, hayırlı bir şeylerin oluşmasını sağlarız. Muhabbetimiz o hayra vesile olur inşallah. Yani bu dünyadaki hayat tarzımız, yaşayışımız, geçim yolumuz, gayelerimiz çok değişiktir. Hedeflerimiz çok değişiktir. 82 milyondan bahsedelim. Herkesin farklı farklı anlayışları, hayat tarzları vardır. Ev halleri bile farklıdır. Bunlar arasında Allah rızasına uyan ve uymayan, faziletli sayılan veya sayılmayan, haram veya helal olanlar vardır. İslam inancımız, dinimiz Allah'ın rızasına uyan, faziletli sayılan ve helal olan bir hayat tarzını ve geçim yolunu meşru görmektedir. Böyle bir yolu İslam bize ne yapıyor? Öngörüyor ve emrediyor. Kazancın helal olacak, yaşantın helal olacak, bakışın helal olacak, evin helal olacak, yuvandaki yediğin içtiğin helal olacak, hanımın helal olacak. Her türlü helal olanı istemektedir İslam. İslam bunu öğütler. Dünya hayatı biz istesek de istemesek de bir takım mücadelelerle doludur. Bunların meşru olanları vardır, olmayanları vardır, öyle değil mi? Mücadelenin makbul ve meşru olanı, üstün olanı, Allah yolunda cihadı bir yaşama biçimi, hayat tarzı haline getirmektir. Allah yolunda cihadı. Daha öncelerde sizlerle paylaştım. Kalbinde cihat tutkusu, cihadın aşkı, sevgisi, isteği olmadan ölen kişi münafıklık alametleri üzere ölmüştür diyor Peygamberimiz. Çünkü cihat dini ve dünyayı korumanın temel unsurudur. Mücadele ediyorsun. İnancımızı korumanın, ahlakımızı korumanın, kazancımızı helal bir şekilde olmasını sağlamanın, yaşadığımız toplumun hak ve hakikate, adalet nizamına gelmesi için yapılan her türlü çalışmanın cihat olduğunu bildiğimiz için bu cihat en faziletli hayat tarzı olmaktadır. Her an bu, çünkü şunu unutmamak lazım kıymetli dostlar. Namaz bile, öğle namazını kıldık mı ertesi gün öğleye kadar namaz bize farz değildir. Öğle namazı farz değildir. Yani o vakitlidir. Zekat malın bir yıl malına sahip olduktan sonra, bir yıl geçtikten sonra o mal elindeyse en az zekat o zaman farzdır. Ama cihat her zaman farzdır. Ben şimdi şu an cihadı yaptım. Efendim gittim. Tebliğimi yaptım. Falan yerde inançları zayıf olan, efendim süfli emeller uğrunda koşturan gençlerle oturdum. Sohbet ettim.
Onlarla İslam'ı anlattım. Onlarla paylaşımlarda bulundum. Onlara güzel bir şeyler ikram ettim. Cebimden onlara efendim yedirdim, içirdim. Gençlerin kalbini İslam'a ısındırdım. Yarın yine onlarla buluşacağım dedim. Eve geldim. Tamam, benden cihat düştü. Hayır, böyle bir şey yok. Eve geldin, kızınla uğraşacaksın. Hanımınla uğraşacaksın. Onlarla beraber olacaksın. Veyahut da bir başka gördüğümüz bir yanlışı düzeltir. Bunların her biri bir cihat anlayışıdır. Cihat sürekli, devamlı kendini yenileyen, var olan ve devam eden, vakte bağlı olmayan bir ibadettir. Bunu çok önemli görüyor İslam. Ya bu şeyi, kıtali öngöreceksin. O savaş anı geldiğinde, o gerekiyorsa onu göreceğiz. Nitekim ecdadımız hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu salah diyor. Savaşa da hazır ol diyor. Nitekim Rabbimiz Teala ne buyuruyor? Düşmanlarla savaşmak için besile atlar besle. Yani silahlarınızı iyi bakın, iyi silahlara sahip olun diyor Rabbimiz. Onları, Peygamber Efendimiz, düşmanınızın silahını iyi bilin ve onun silahıyla silahlanın. Yani geri kalmayın diyor. Bugün biz teknoloji olarak bağımsız hale gelmemiz lazım. Milli silahımızın, milli ekonomimizin, milli üreten bir yapımızın olması lazım. Küffara karşı, efendim emperyalist ve siyonistlere karşı, Müslümanın Amerika'ya karşı mücadele ederken teknolojiden, yazılımdan, şundan, bundan geri hep kopyalarla, hep satın almalarla, hep efendim ithallerle iş yapacak olursak olmaz. Kaportacılık yapmayacaksın. Motoru da, yazılımı da, her şeyi sana ait olacak. Küffara karşı, düşmana karşı kendimizi güçlü hissedebilmemiz için. Ama maalesef bunun olmaması için tarih boyunca kafir Müslümanların geri kalması için ellerinden geleni yapmıştır. Bunlar vermeyerek değil, içimizden insanları satın almışlardır, teknolojimizi bozmuşlardır, ihanet edenlerle beraber olmuşlardır veya şu veya bu şekilde. Ama Müslümanın ona karşı daha güçlü olmak için cenge, silaha da sahip olması ve bağımsız, özgür bir şekilde hareket etmesi lazım. Kıymetli dostlar, yeryüzünün nizamını bozmak ve orada zulümlerini yapıp hakimiyet kurmak isteyen kafir ve müşriklere, siyonist ve emperyalistlere karşı bunların hedeflerine ulaşmalarını engellemek için Müslümanın cihat ruhunu taşıması ve bu uğurda çalışması lazım. Bunun yolu cihattır. O halde cihadı en üstün insani ideal olarak görmemiz lazım. Bizim cihadı en üstün insani bir davranış olarak görmemiz lazım. Bugün Batı'da İslam düşmanları kendi oluşturdukları terör örgütlerini sanki efendim Müslümanların içerisinde çıkmış anarşistler, teröristler olarak göstererek cihadın ismini bile kullandırtmamak için çaba sarf ediyorlar. Kocamın ismi cahit olduğu için, cihat olduğu için cihat diye seslenemiyorum diyor kadın. Avrupa'da. Müslümanları gösterirken, Müslümanların namaz kılanlarını gösterirken sen cihadist misin diye soruyor. Yani benim kendi inancımı, kendi ruhumu, kendi bir erdemli davranışımı bana kötü göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bugün oluşturulan terör örgütlerinin efendim İslam adına çıkmış olmaları İslam değildir. Onların kendileri oluşturdu. Sadece ve sadece Müslümanları alt edip, Müslümanları rezil etmek, Müslümanları perişan etmek, birbirine düşürmek için. Bunlara kanan Müslümanlar onlarla birlikte olmaya çalışıyor. Kafa çalışmıyor bazıları. Bu şekilde davranıyor. Yani Avrupa'daki heyecanlı, Allah'ın dinine hizmet etmek isteyen gençlerin Avrupa'dan gönderilmesi lazım. Nasıl gönderilecek? İşte bu cihatçı gibi görünen, mücahit gibi görünen terör örgütlerin içerisine gönderdiler. Gidin bugün Orta Doğu'da cihatçı, mücahitçi diye ötekileştirdikleri, efendim onu kendilerinin oluşturduğu terör örgütlerinin içerisinde birçok Avrupa'dan gelen Müslüman genç var. Bunlar geri ülkeye, Avrupa'ya dönemiyorlar. Yasaklanıyor. Bunlar teröristtir diye. İçlerindeki Müslüman yapının yok olması, kaybolması için çaba sarf ediyorlar. Ama maalesef
Birçok Müslüman da buna kanıyor kıymetli dostlar. Halbuki cihat bu değildir. Cihadı bakın bu zamana kadar bu şekilde tarif ettik. Cihat en yüksek insani idealdir. Biz buna inanırız. Çünkü cihadın gaye ve hedefi insanlığa adaleti getirmektir. İnsanlığa huzuru getirmektir. Zulümden, şirkten, siyonist anlayıştan, emperyalizmden, sömürgeden insanları kurtarmaktır. Hak ve adaleti tesis etmektir. Bu sadece Müslümanlar değil, bakın insanlığa diyorum kıymetli dostlar, insanlığa. Sadece Müslümanlar arasında değil, Müslüman kendi tebaası, kendi yönetiminde olan, kendi beraber yaşamış olduğu kafirin hukukunu da gözetmek zorundadır. Sen kafirsin, senin ben her zaman her şeyini helal gördüm diyemezsin. Diyemezsin. O sana ihanet etmediği sürece, sen onun şarap içtiği bardağa bile karışamazsın. Ama ihanet vardır, düşmanlık vardır, kasıt vardır, o ayrı bir şey. O zaman ona göre tedbirini alır Müslüman. Kıymetli dostlar. Hatta şu daha ileri gidelim, cansız varlıkların bile, ağaçların bile, hayvanatın bile korunmasını İslam ne yapar? Cihad eden Müslümana emreder. Yani İslam'ın hayat veren cihat anlayışı ile zalim ve müşriklerin tahrip eden ve yıkan taarruz anlayışı birbirinden farklıdır. Tahrip savaşı birbirinden farklıdır. Temel fark budur. Biri hayat götürüyor, biri ölüm götürüyor. Cihadın, tabi cihat yapan kişinin birçok güçlüklere göğüs germesi gerekiyor. Bunlara karşı direnilmesi lazım. Birçok fedakarlıklarda bulunması lazım. Özellikle de eğer savaştaysa düşmana karşı canını ortaya koyması ve ona karşı mücadele etmesi lazım. Cesur olması lazım. Şimdi kıymetli dostlar, savaştaki cesurluğu anlıyoruz. Niye barış anında küffara karşı Müslümanların teknolojik olarak, bilimsel olarak, zihinsel olarak, felsefe olarak, ahlak olarak, artık ne olursa bütün alanlarda cesaretle davranıp bir yol almıyoruz? Cesaretle davransa, birlik beraberlik olsa, bugün Amerika bağımlılığımız, Avrupa'nın arkasından gidişimiz olmaz. Yüzyılı aşkındır Batı'nın peşinde giden, boynuna ipi takılıp da sürünen bir İslam alemi var. Cihadı terk ettik, maalesef şu anda sürünme durumundayız. Cihad anlayışı Müslümanın izzetidir, şerefidir. At cihadın sembolüdür. Dolayısıyla günümüzde cihat vasıtalarının değişmiş olması bu muhtevayı asla değiştirmez. Bugün bilgisayarın başına oturup teknolojik alanda çalışmalar yapan bir kimse çok para kazanacağım diyerek yaparsa çok para kazanabilir ama cihat etmiş olmaz. Ama 5 vakit namaz kılıyor. Hacca da gitti, sakalı da var. Niyet önemli kıymetli dostlar. Ben bunu Allah için, Allah'ın dinine hizmet etmek için yapıyorum, parasının peşinde değilim diyorsa, o kimse her an, her şekilde Allah'ın dinine hizmet ettiği için cihat sevabı almaktadır. Hocam ondan para almayacak mı, etmeyecek mi? Belki para da almayacak. Belki kazancı da düşük olacaktır. Ama kazanabilir. Ama amaç önemli, niyet önemli. Anneler ve babalar oğullarını ve kızlarını yetiştirirken, çok para kazanacakları alanları seçtirirken niyetler bu şekilde olduğundan dolayı maalesef ahlaken çocuklarımızı kaybediyoruz. Ruhen çocuklarımızı kaybediyoruz. Bedenen çocuklarımız namaz kılıyor olduğu halde Müslümanları düşünemiyor. Çünkü zihin parada, zihin dünyada, zihin makamda, zihin koltukta. Bundan dolayı Müslümanların evladını, çoluğunu, çocuğunu Allah için cihada, Müslümanlara hizmete, insanlığa hak ve adaleti getirecek nizama hizmet etmek için yetiştirmeleri gerekmektedir. Bundan dolayı çocuğumuzu yetiştirirken, gencimizi yetiştirirken amacımız dünya ve dünyanın içindekiler olmamalı kıymetli dostlar. Cihat toplumu ve fitne toplumu huzurlu kılmayı ve fitneyi ortadan kaldırmayı emreder. Yani özellikle şunu unutmamak lazım. Toplumu huzurlu kılmanın
ve fitneyi ortadan kaldırmanın ilacı ve çaresi cihattır. Toplumu huzurlu kılmanın ilacı cihattır. Fitnenin, fesadın, emperyalizmin ve siyonizmin hükmünün ortadan kalkması için, bunların Müslümanlara, insanlığa tesir etmemesi için cihat ilaçtır kıymetli dostlar. Şimdi hadisin ikinci bölümüne gelecek olursak, bazı kere toplumlar alabildiğine bir iç karışıklığa sebebiyet verebilir. Bu tarihte hep olmuştur. İnsanların kavrayışları, insanların yanlış yönlendirmeleri, fitne ve fesat, bunlar zaten hep imtihan. Bu dönemde eğer faydası olmayacaksa, fitne taraflarından birine fayda veriyorsa, öbür taraf, yani birini tabiri caizse şakşaklıyor veyahut da onun tarafında olup karşı tarafı kötülüyorsa, böyle durumlarda iki tarafında sulh ve salahı için çaba sarf edemeyecekse, fitne ve fesadın içerisinde olacaksa, bundan da Müslüman kendini alamayacaksa, o toplumdan çıkıp fitne fesadı düzelene kadar uzlete çekilebilir. Ama ömür boyu bir uzlet kesinlikle İslam'da yoktur. Belli bir süre olabilir. Ortalık karışıktır. Müslümanlar birbirlerini bile anlamıyordur. Bu Müslümanların birbirlerini anlaması için iyi niyetle çalışacak durumda değilse bir kimsenin susması, kenara çekilmesi lazım. Gitsin köyünde yaşasın. Gitsin başka şehirde yaşasın, dilini, elini bu tür şeylerden uzak tutsun. Çünkü bazen ve bu konudaki uyarılara da dikkat etmesi lazım. Bazen aklı selim biri bu konuda söylenmemesi, yapılmaması gerektiğini söylüyorsa dinlemesi lazım o insanın. Fitnenin, fesadın karıştırıcılarından olmamak için insanlardan uzak bir yerde hayat sürmeyi tercih etmek, Allah'a ibadet etmek, maişetini karşılayacak şekilde ticaretle veya hayvanlarıyla uğraşmak o fitnenin içinde olmaktan daha iyidir. Çünkü fitne zamanında toplumun arasında olmak zararlı oluyorsa uzdet caizdir. Zararlı oluyorsa. Yani seni fitnenin bir ucunda kullanılıyorsanız, fitnenin bir ucunu destekliyorsanız, susmanız, toplumun dışında uzdete çekilmeniz daha evladır kıymetli dostlar. Normal hallerde sürekli uzdetin olmadığını söylemiştik sizlere kıymetli dostlar. Evet, şimdi müjdelere geliyor. Bakın Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Allah yolunda cihad edenler için Allah cennette 100 derece art hazırlamıştır. Her derecenin arası yerle gök arası kadardır. Lütfu görüyor musunuz? Cihad eden. Peygamberler bile aşık ya bu. Keşke cihad etsem, okuduk. Şehit edilsem, sonra yeniden dirilsem, bir daha cihad etsem diyor ya. İşte bu o. 100 derece, her bir derecenin de arası yerle gök arası kadardır diyor. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilmiş yine Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, Resul olarak Muhammed Aleyhisselam'a inanıp razı olan kimse cennete hak eder dedi. Bunlara inanıyorsa bir kimse, bunlardan razı ise o kimse cennete girer. Ebu Said bu sözleri duyunca radıyallahu anh Peygamberimiz Aleyhisselam'a ya Resulallah bir daha söyler misiniz dedi. Peygamber Efendimiz söyledi. Ezberlemek kastıyla olabilir, hoşuna gitmiş ama. Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, Resul olarak Muhammed Aleyhisselam'a inanıp razı olan kimse cennettedir diyor Peygamberimiz. Tekrar ettikten sonra Peygamber Efendimiz ardından şunu ilave ediyor. Bir başka özellik, bir başka haslet daha vardır ki onun sayesinde Allah kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her birinin derecesi, her bir derecenin arası, özür dilerim, her bir derecenin arası da yerle gök arası kadardır. Ebu Said radıyallahu anh soruyor. O haslet nedir? O özellik nedir ya Resulallah diye soruyor. Bu daha bir güzel. Allah
cennete girerdir. Allah'a inanan, peygambere inanan, ondan sonra din İslam'a inanan kişi cennete girerdi deyince hoşuna gidiyor. Ama ondan bir derece daha üstte bir cümle söylüyor peygamberimiz. Bu diyor 100 derece kazandırır kişiye. Ve her bir derecenin arası yerle gök arasıdır. Nedir ya Resulallah diye soruyor. Allah yolunda cihat, Allah yolunda cihattır diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi cennete hak ediyor iman ettikten sonra. Bir başka müjde, bakınız kıymetli dostlar, Ebu Bekir İbni Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, bakın bundan rivayet ediliyor. Kim? Ebu Musa el-Eş'ari'nin oğlu Ebu Bekir'den rivayet ediliyor. Babam Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ı düşmanın karşısında durup ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şüphesiz cennet kapıları kılıçların gölgesi altındadır derken işittim. Savaşta tam düşmanın karşısında duruyor, elinde kılıcı, bağırıyor. Şüphesiz ki cennet kapıları kılıçların gölgesi altındadır dediğini işittim peygamberimizin diyor. Evet, bugün de düşmanın karşısında, İslam düşmanlarının karşısında İslam'ı temsil edenler böylesi yürekli davranışlarda bulunması lazım. Kıyıda köşede değil, insanları onlarla cihada şevklendirmek için söylüyor. Ama peygamberimizden gelen bir cümleyi söylüyor. Ne buyuruyor peygamberimiz? Şüphesiz cennet kapıları kılıçların gölgeleri altındadır buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben böyle derken işittim diyor Ebu Musa el-Eş'ari. Babamın savaş anında bu cümlelerini işittim diyor oğlu. Bunun üzerine üstü başı perişan orada oturmuş biri var. Böyle dökülmüş. Ey Ebu Musa, bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mi işittin? O sen ondan bizzat işittin mi? Evet, ben işittim ondan diyor. O kimse ayağa kalktı ve arkadaşlara sizleri selamlıyorum dedi ve kılıcını kınından çıkardı, kınını da kırdı. Sonra elindeki kılıcıyla savaşa bir daldı ki ölünceye kadar düşmanla savaştı. Cennetin kapılarından girmek istiyorsan cihad edeceksin diyor. Kılıçların gölgesi altındadır da kasıt. Cennet annelerin ayağı altındadır derken anneye hürmet edeceksin. Annene babana hürmet edeceksin. Onlara saygılı olacaksın diyor peygamberimiz. Burada da cennete gireceksen cihad edeceksin diyor. Cihat meydanından kaçmayacaksın diyor. Ve son müjdemiz de bugün bu konumuzun virgülünü koyalım. Ebu Abs Abdurrahman İbni Cebir'den rivayet edilmiş. Ebu Abs Abdurrahman İbni Cebir sahabelerden çok az duyulanıdır. Kendisi 70 yaşındayken Hicret'in 34. senesinde vefat etti. Medine'de vefat etmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz onun ismi Abdülüzzâ iken Abdurrahman olarak değiştirmiş. Şimdi Ebu Abs Abdurrahman İbni Cebir radıyallahu anh'den rivayet edilen de hadis-i şerifle bitireceğiz dedik. Hadis-i şerif şu: Allah yolunda ayakları tozlanan bir kula cehennem ateşi dokunmaz. Allah yolunda ayakları tozlanan bir kula cehennem ateşi dokunmaz buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah bu müjdeyle önümüzdeki hafta Allah ömür verirse devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah cihadı hayatına tarz olarak, hayatına anlayış olarak, hayatına ruh olarak nakşeden kullarından eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.